Paraşüt fiyatlarımız şu an bir hafta öncesi kadar yüksekti. Ama şu durumda şu an fiyatlarımız düşmekte. Tüketimden dolayı, tüketim ne kadar çok olursa fiyat o kadar çok artıyor. Neden? Ürün yetişmiyor çünkü. Şu anda geçiş dönemi. Geçiş dönemi olduğu için de fiyatlarımız ister istemez yükseliyor. Bugün marketler falan da zaten fahiş fiyatla mal satıyor. Bugün domates burada 4 lirayken orada 7 lira 8 lira. Bu mantıksız bir iş. Yani bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Covid'den dolayı çoğu karşılamıyor. Neden? İşsiz çok. Bugün domates 1 lira da olsa adamın işi gücü yok. Nasıl alabilecek? Karşılamayacak yani. Bunun fiyatla bir alakası yok. Bu işsizlikten dolayı kastlanan bir şey. Bugün vatandaşa domates salatalı 1 lira da versen maddi gücü olmadığı için tamamlayamıyor. Bugün ekmek olmuş 1,5 lira. Yani bunu 1,5 lira vatandaş nasıl alsın? İçsiz güçsüz bir adam nasıl alsın? Ben bunları çözemiyoruz. Bunların önüne geçilmesi lazım. Bu haftanın zam şampiyonu erik. Şu an yeni çıktığı için çok yüksek. 20'ye var, 30'a var. Bunlar değişiyor. Bunlar zaten ürünler hep kalite kalite. Birincisi farklı, ikincisi farklı, üçüncüsü farklı. Bunlara göre fiyatları var. Fiyatların yüksek olması Ramazan'la alakalı değil. Şu an geçiş dönemi olduğu için seradan normal tarlaya dönüyor. Tarlaya döndüğü için de fiyatlar ister istemez ürün yetişmiyor, yükseliyor. Ramazan'da pazar fiyatlarının göreceli olarak hissedilir derecede artış olduğunu düşünüyorum. Fiyatlara biraz Ramazan'ın etkisi, talep artışının etkisi, biraz da herhalde şu dolar kurundaki dalgalanmadan, diğer maliyet artışlarından. Valla o ihtiyaca göre değişkenlik göstermekle beraber yaklaşık 100 lira civarında bir bütçe ayırmak durumundayız. 4 kişilik bir aile olarak. Yani marketlerdeki fiyatlar daha yüksek. Bura bir parça uygun, işte vatandaşın tercih edeceği noktada. Pazar fiyatlarımız efendim, fiyatlar bayağı bir geri gelmeye başladı. İşte domates bugün 6 liraya düştü, salatalığın kilosu 7 liradan 5 liralara düştü, maydanoz 1 liralara düştü. Efendime söyleyeyim işte yeşilliklerimiz bayağı düştü. Hani bazı ürünler yeni çıktığı için turfanda tabiriyle birazcık pahalı ama hava ısındı, bu fiyatlar geri gelecek. Yani geri düşmeye başladı. Bugün kabak, bulunmayan kabak bugün kaç lira fiyatı? 3,5-4 lira. Bugün marketlerde ben görüyorum 7 lira 6,80 fiyatları görüyoruz. Bugün patlıcan arkadaşlarımız pazarda 4 liraya 3 kilo 10 liraya satıyor. Marketlerde 7 liraya hücum ediyorlar. Karşıda salkım domates var 6,5 lira. Bu normal. Hani belki geçen yıla göre biraz fiyat yüksek olabilir ama o da düşecek. Zaman istiyor. Havalar ısındı. Fiyatlarımız geri gelecek. Bugün 5 liraya satılan varlar 3 liraya, 2,5'a düştü. 1 lira maydanoz. Bunlar gayet normal. Benim esas değinmek istediğim konu şu. Biz pazarcı esnaflarının cumartesi pazarını kapatıyorsunuz. Marketler açık. Şimdi insanlar kuru yemiş yemese ne olur? Bir günde ölür mü? Çok acil ihtiyaç mı? Kuru yemiş diye açmış. Ya kapat kardeşim, eğer ki biz bununla mücadele vereceksek. Pazar fiyatları bir önceki haftanın fiyatlarıyla hemen hemen aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Ramazan'dan önceki fiyatlarından bir %5 civarında bir artış oldu. O da normal. Malum pandemiden dolayı, mevsimsel hava değişikliklerinden dolayı %5 bir artışın olması da normal. Bir önceki haftaya göre. Bu haftanın zam şampiyonu meyve zebze olarak düşünürsek zebzelerde, biber meyvelerde, portakal, bizim bakliyat ve kuru yemişte de antep fıstığı ve kajun.